mutlu ol, değil mi? Olurum. Ol. Gelin hanım. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, Sarı, buraya gel. Dayın yer seni, dayın seni. Ya. Yer. Yer. Sen de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sen biliyor musun? Hoş geldin abla. Çok güzel olmuşsun. Sağ ol. Dur bakalım, dayın telefonu çalıyor. Dur bakalım dayıcığım. Dur bakalım. Hah, alo, buyurun Ceren Hanım. Evet, ben haber bıraktım. Geliyorsunuz değil mi akşam? Oh, tamam. Tamam. Ha, oldu, görüşürüz akşam, sağ olun. Ceren kim? Ceren kim? Ha, Ceren kim? Ya o şey ya, şimdi Timur abinin evine akşam catering şirketi gelecek de atıştırmalık bir şeyler için onunla ilgili yetkili kadın o ya. Atıştırmalık. Ha. Hadi dayım biz kaçalım artık o zaman. Kızları böyle baş başa bırakalım. Gel bakalım dayım. Gel bakalım bunları bırakalım böyle kadın kadına. Oy, hadi bakalım size iyi eğlenceler. Size iyi eğlenceler. Ya bizim ne eğlencemiz olacak? Adam adam orada oturacağız, kös kös rakı içeceğiz ya. Cümbüş sizde ya, hadi eğlenceler. Yok yok, size iyi eğlenceler. Ya bırak şimdi, saçmalama. Alo canım. Mine, ne yaptın canım? Nasıl olayım, böyle bir içim biraz tuhaf. Benim de öyle ya. Ha Ayten, ne oldu, var mı bir eksik? Her şey hazır Timur Bey. Sadece mutfakta ısınacak yemekler var artık siz. Tamam tamam, ben hallederim. Yine benim biraz işlerim var. Sonra görüşelim mi canım? Tamam canım, ben de bakınayım. Hadi öptüm. Tamam hadi görüşürüz. Çıkalım mı Ayten abla? Ben hazırım. Timur Bey. Tamam tamam, çıkın siz. Siz o kadar erkek bir araya gelip eğlenecek misiniz ki? Sana ne? Sana ne? Gülme. Yani beraber olunca hep ciddi konulardan bahsediyorsunuz ya. Bu gecenin en ciddi şeyi benim bekarlığa veda etmem canım. Hadi gidin bir an önce hadi. Tamam görüşürüz. İyi. Güzel güzel eğlenin. Oynayın biraz. Alo. Alo. Alo, kimsiniz? Kimsin kardeşim, konuşsana. Ay, bizimkiler gitmiştir herhalde. Hiç de yardım edemedim kızları. Hanım, anaları olmadan da başlarının çaresine bakmayı öğrensinler, fena mı? Orası da öyle ama. Sana da zahmet oldu bey anniz. Dükkanı bıraktın geldin öyle. Ne güzel sohbet ettik ya hanım. Dükkan kasmıyor ya. Sağ ol, sağ ol. Ay, keşke sen sokağa girmeseydin. Ben şurada iner yürürdüm ya. Hoppala. Neden be canım? Sırtımda taşımıyorum ya. Hadi baba gidelim. Taksinin geleceği yok. Yoldan bineriz ya. Niye canım? Adresi verdik. O kadar duraktan gönderirler. Ay baba, durağa gideriz. Oraya gidelim işte. Canım şimdi gelip de bizi bulamazsa ayıp olmaz mı? Ya yok, ayıp olmaz. Durağa gideriz deriz. Gelmedi deriz yani. Bir saat oldu deriz. Olmadı oraya gelir. Neyse ki görmedi. Şimdi bir laf eder, canımızı sıkardı. Ederse sevabını da alırdı. Ne yani? Liseliler gibi kaçacak mıyız hep? Aa, ne kaçması? Benim kaçacak neyim var yalnız? Ben tatsızlık olmasın diye. Olmaz, olmaz. İyi, hadi sağ ol. Görüşürüz. Ne haber gelin hanım, heyecan mısın? Çok heyecanlıyım. Ayten hoş geldin. Hoş bulduk. Yardım edilecek bir şey var mı? Yok yok, her şey tamam da biri bana sakinleştirici yapsın. He, ondan babama da lazımdı. Bütün gün dolanıp durdu evde. Dalga geçme Merve, sıra sana da gelecek. Ay neyse, hadi ben içeri giriyorum. Sırt bir şeyler yapın oradan. Aa, hayrola ya Nis, ne oldu? Hayırdır, hayırdır. Gel şöyle yürüyelim az. Yürüyelim mi? Geç kaldım ya Nis. Bak biliyorsun bizim Mine'nin... Biliyorum canım, beklesinler azıcık. Nasıl olsa gidersin. Sana diyerek benim var. Mete abi,
Bazı şeyler insanın aklı hiç almıyor. Nasıl abi? Senin bize gelip ben Mine'yle evlenirim diye işini hatırlıyorum. Hı. Düşünüyorum biz gerçekten bunları yaşadık mı? Siz Mine'yle gerçekten evleniyor musunuz? Evleniyoruz abi. Gerçekten evleniyoruz. Sen yaşadığınız bunca badireden sonra bize gerçek sevginin ne olduğunu, bunun ne kadar değerli olduğunu gösterdin. Yine de her şeye rağmen nasıl ayakta kalınır onu gösterdin. Ben evlenirken Esma'nla evlilik nasıl bir şey? İnsanın yuva sahibi olması ne demek? Çocuk olunca ne oluyor? Bunların hiçbirini düşünmedim. Sen o zamanlar gelip bana abi niye evleniyorsun diye sorsaydın, bilmem, istiyorum bir şeyi ve yapıyorum derdim. İnanırım abi, hangimiz farklıydı ki? Siz çok farklısınız. Mine ile sen bunca şeyden sonra o kadar farklısınız ki. Bundan beri aranıza hiçbir şeyin girmesine izin vermeyin, olur mu? Girmez abi. Şimdi niye geldik buraya yalnız? Bak çocuklar merak eder beni. Esma Hanım, ben kendimi tarttım. Sana baktım, hayatıma baktım. Usun usun düşündüm. Ne düşündün? Ulan ya piyanist dedim kendi kendime. Bunca yıl gezi hayatına kapıldın. Karını dünyanın ta öbür ucuna Amerika'ya kaçırdın. Kaldın yapayalnız. Hala oradan oraya koşturursun. Yorulmadın mı? Yalnız bak, yorulmasan beni işe alır mısın yanına? Sen merak etme. Bak elimden geldiğince çalışırım. Dükkanın işlerini de hallederiz. Merak etme sen. Dükkan mükkan umurumda değil Esma. Ne demiş şarkılarda üstad? Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı. İçinde salınan bir yer olmayı. İste geldik gidiyoruz. Ömrümün geri kalan yolunu benimle yürür müsün Esma? Ne? Sen ne diyorsun Yannis? Evlenelim diyorum be kadın. Evlenelim anasını satayım. Ay. Ama ya... Söyledim sonunda ya. Artık gerisini sen düşün. Sinan abi, geceleri böyle kanatlarından açık saçan böcek vardı. Adı neydi? Ateş böcekleri mi? Heh, evet, ateş böceklerin kanatlarında ışık mı var? Evet. Şey, ben de kanatlarıma ışık koydursam böyle orada ışık saçabilir miyim? Olur. Sen zaten benim ateş böceğimsin. Yenge, nereye böyle gece gece? El alemin adamıyla. Ne iş? Amca. Tufan. Yasmina, bizim merhaba demeyeceğim mi amcana? Merhaba. Gel bakayım sen şöyle Tufan, antene. Tufan. Biraz daha nazik davransana. Sen kimsin lan? Yeğenime nasıl davranacağım, sana mı soracağım? Dingi! Yapma Tufan. Çek ellerini üzerinden. Senin ağzını burnunu kırarım ha. Kimsin lan sen? Basket fena yaparım ha. Ulan kulağın kızı! Ulan kız bana abimden ya, hadi gel. Tufan ne olur atma. Senin adını ulan seni bitireceğim ben. Bacaklarını kıracağım, eline vereceğim. Eline vereceğim o bacakları. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesi.
bakalım. Sağlığınıza. Turan abi meyveyi unutmuşuz. Bir gidip alıp geleyim. İyi olur, zahmet olacak. Estağfurullah. Ben yardım edeyim. Yok yok, ben giderim. Sen gel yardım et bana. Hadi. Tamam. Haklısın. Bir şey demedim ki. Ya diyeceksin. Bizim arabayla geldik. Ben arkadaşız dedim. Sonra sen bizi gördün. Yok, ben başka bir şey diyecektim. Ne diyeceksin? Kızımın elini tutmuştun. Ya ben kına nasıl yapılıyor dedim. O da gösterdi. Yok ya. Ben öyle kınamını anlamam. Öyle bahaneler üretme bana. Siz daha çocuksunuz. Öyle el tutma falan yok. Tamam mı? Anladım. Yüzüme bakarak söyle, anladın mı? Evet, çok iyi anladım. İyi, güzel, hadi gel. Oğlum delirdin mi sen? Böyle aile işlerine karışılır mı hiç? Karışmayıp da ne yapacaktım anne? Gencecik bir kadının kızıyla birlikte tek başına kaderini mi terk edecektim? İyi de oğlum, nereden biliyoruz doğru söylediklerini? Ya arkasında başka bir şey varsa? Saçmalama anne ya, ne olacak? Baksana şu hallerine. Bir kadın kızı için her şeyi göze alıyor. Ne kadar çaresizler, baksana. Yanlış yapıyorsun Sinan. Vicdanı olan her insanın yapması gerekeni yapıyorum. Eğer istemiyorsa bunları da alır giderim. Ay, köpürme hemen. Tamam, kalsınlar, bir sürü yer var. Kınayı getir anne. Armağan batır anne, armağan batır anne. Bu gece misafirem, bu gece misafirem. Yanında yatır anne, boynunda yatır anne. Bu gece misafirem, bu gece misafirem. Yanında yatır anne, boynunda yatır anne. Bu gece misafirem, bu gece misafirem. Yanında yatır anne, boynunda yatır anne. Ve karşınızda Ceren, müzik. Erdal, ne yaptın ya? Bu bizim oğlanın işi Erdal. Oğlum, bu dansöz nereden çıktı? Baba, şimdi erkek gecesi bu gece ya. Futbol maçımı ayarlasaydın. Nasıl sürpriz? Erdoğan, ne yaptın oğlum sen? Ya of, kimse anlamıyor bu erkek gecesini. Halı sanmışım ayarlasaydım yani. Bak, hey yani. Ya. Ben doğruyum. Aslan dayım be. Erkek gecesinden bir benim dayım anlıyor be. Oynuyor mu kızım ablayla? Vallahi ben de oynayacağım ya.
Şefim patlat bir ada sahilleri. Sen biliyor musun? Gel bakalım. Yapma. Gel. Bırak beni. Artık kimse seni kurtaramaz. Esirim oldun. Zindana kapatacağım. Gel bakalım. Hayır. Anne kurtar. Kurtar beni. Annen de kurtaramaz artık seni. Annen de kurtaramaz. Kimse kurtaramaz. Yüzüne göz. Bakmaya geldik. Bonanı tutar. Olmaya geldik. Beşikta seninle. Olmaya geldik. Beşikta. Anneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bunlar nereden çıktı? Abla verdi. Hangi abla verdi? Böyle böyle oynadı. Baba? Baba? Ya bizim Erdal'ın şey işte yani. Erdal. Dansöz mü oynattınız? Niye dansöz oynatalım canım? Bunlar ne Timur? Oğlum niye gammazlıyorsun hemen her şeyi? Baba pes yani. Yavrucuğum biz çağırmadık ya. Ya kendi kendine geldi. Erdal çağırdı işte. Erdal. Oturmaz mısın Timur Bey? Otururum, oturum abi. Neyse. Saat kaç olmuş inanmıyorum. Narin. Tamam çıkıyoruz biz de şimdi. Geliyoruz Narin. Tamam görüşürüz. Nereye kızım? Baba kuaför. Hadi gidiyoruz. Ben gelmiyorum. Nasıl gelmiyorsun? Saçlarını düzeltmeyecek misin? Artık yapmıyorum. Böyle beğeniyor. Neyse yanımızda durursun. Yüzüne göz atmaya geldik. Solmanı tutar olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Aferin oğlum benim. Aferin oğlum. Karıcığım. Bak bakayım bir. Nasıl olmuş bir fikrini söyle. Ben dedim ya açık renk daha iyi oldu o ceketin içine. Ya deli onu demiyorum. Bir bak bir dakika. Nasıl? Doğru. Sen söyle. Aa! Ay o ne be? Yavru kurt gibi. Yavru mu? İzci kampına mı gidiyoruz, düğüne mi gidiyoruz? Ya bu nasıl insan harcamaktır böyle ya? Böyle laf mı edin? Anam söyle nasıl bak? Bak afilli olmamış mıyım? Çok afilli bir şey ama bu. Afilli değil miyim? E işte karın söyledi nasıl göründüğünü. Ya bu nasıl bir kadın dayanışmasıdır? Anlamadım ben siz yani. Ya alıcı gözle bakmadınız bile ya. Emine, ilacını aldın mı anneciğim? Aldım anne. Aa, buldum. Hah, sabahtan beri aradım tokum buldum. Ah, dur be. Şenoğlu malikanesi buyurun. Aa, ne yapıyorsun kız? Gelin kız. Ha, tamam sorayım. Tamam. Kuaföre ne zaman çıkıyormuşsunuz diye soruyor. Ha, iyi biz 5 dakikaya kadar çıkıyoruz zaten. Orada buluşuruz, tamam. 5 dakikaya kadar çıkıyorlarmış gelin kız. Orada buluşurmuşsunuz. Hadi iyi süslenmeler. Hadi öptüm. Bay bay. Efendim. Nasılsın gözümün nuru? İyiyim işte, düğün telaşı. Ben de onun için aradım.
Bir ihtiyacın var mı? Gelin anası. He? Bak çekinme ama. Bir ihtiyacın varsa söyle, hemen yapayım. Yok, hiçbir ihtiyacımız yok, sağ ol. Esmahan. Bak bilirsin, ben isimdekini tutamam. Düşündün mü sana teklifimi? Düğüne gelmiyor musun sen? Orada görüşürüz. Anladım. Yüz yüze konuşalım diyorsun. Gelmez miyim? Kambersiz düğün mü olur? Bak burası Mostar. Annem burada büyümüş. Burası da Mostar Köprüsü. Ben büyünce buradan atlayacağım. Gerçekten mi? İnanmıyor musun? İnanıyorum. Atlarsın bence de. Tamam kızım, yeter artık. Gel hadi biz seninle kitap okuyalım. Kitap okumak istemiyorum. Ben oyun oynayacağım. Ama sen gelme. Bir işin mi var? Yok. Hep saate bakıyorsun. Ya bizim yüzümüzden kalıyorsan biz çıkarız dışarı. Yok, gitmeyin. Yalnızlığı daha fazla kaldıramam. Ne için üzgünsün? Evleniyor. İçimdeki sıkıntıyı neden dindiremiyorum? Senin elinde değil. Ben bildim ki insan severse engel yok. Yıkar geçersin. Ama sen sever, o sevmez. Elin boş. Sen sever, o da sever. Sonra bir gün o göçüp gider. Elin yine boş. Çare yok. En zor da bu galiba. Çaresizliği kabullenmek. Yine bir keresinde bana her istediğin hemen olsun istiyorsun demişti. Belki de haklıydı. Belki de sadece benim şımarıklığımdan. Sen şımarık değilsin. Hayat böyle. Senin suçun yok. Onun da yok. Kimsenin suçu yok. Sen nasıl dayanabildin? Yani bu kadar severken. Bilmem. Hala acıyor. Ama Yasmina var. Ona bakıyorum, kokluyorum, sarılıyorum. Beni güldürüyor. Yaşıyorum işte. Anne, Mostar Köprüsü'ne gidelim mi? Sinan abi atlayışımı göstereceğim de. Ya gösteremezsin ki, orası çok uzak. Olsun, gideriz. Tabii ya, neden olmasın? Doğru, neden olmasın? Oley, gidiyoruz. Ya Mehmet Bey, böyle çok abartı bir şey istemiyorum. Topuz mu, dağınık mı bilmiyorum. Ben yani sade bir topuz düşünüyorum. Yüzün açılsın yani. Ya, topuz Zeynep Hanım, şey pensel alabilir miyim? O zaman bir örnek gibi bir şey gösterebilir misiniz? Tabii ki. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Elinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Gelinize uygun olacak. Esma Hanım, sizi alalım mı? Emine, seni alsın mı anneciğim? Hadi geç. Sen ne yapacaksın? Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Nasıl bir şey olsun? Maşa yapalım değil mi Emine? Maşa sana çok evet, yakışıyor şarkı kız. Heh. Saçların güzelliğine bak değil mi?
Bir yerde okumuştum. Yıldızlara bakmadan geçen ömür boştur. Ya uzun uzun bakacaksın yıldızlara ya da ilk defa görmüş gibi. Ben ömrümü tek bir yıldıza bakarak, onun da beni görmesini bekleyerek geçirdim. Ama şimdi ne oldu? O yıldız gözümün önünde kaydı. Kayboldu. Ben de böyle yapayalnız kala kaldım işte. Bence hepimiz gökyüzündeki yıldızlar gibiyiz. Tek derdimiz koskoca evrende kendi yolumuzu bulabilmek. Belki o da, yani Mine, kendi yolunu bulmuştur. Öyle sanıyor. Bulduğunu sanıyor. Ama bence yanılıyor. Hem de çok. Bu onun hayatı. Onun kararı. Bence sen de bundan sonra gökyüzüne başka türlü bakacaksın. Karşılaşmadığın başka yıldızlarla karşılaşacaksın. Öyle mi dersin? Tabii. Gökyüzünde bütün yıldızlara yer var. Yeter ki insan bakmasını bilsin. Çok güzel olmuş. Yani bu giydiğin çok yakışmış da. Çok teşekkür ederim. Baba. Kızım. O kadar seviniyorum ki. İkiniz de mutlu olmayı o kadar hak ediyorsunuz ki. Bunda senin de payın var. Az dolaplar çevirmedin yani. Hala hatırlayıp utanıyorum. Yani sanki siz mutlu olursanız ben de kendimi affedeceğim. Seni böyle mutlu görmek o kadar güzel ki. Güzel kızım benim. Girebilir miyim? Bir dakika. Çok bekledim ama ben. Ya tamam, bir dakika. Şimdi girebilirsin. Gerçek olamayacak kadar güzelsin. Belki de bir rüyadayız. O zaman hiç uyanmayalım. Ben kadere hiç inanmadım. Ama sizin eve ilk geldiğim gün... içimden bir ses bana... al işte sana kader dedi.
Birader ne dolaşıyorsun bir aşağı bir yukarı? Hiç, dolaşıyorum. Git başka yere dolaş. Var mı yamuk bir şey? Bak bakalım. Yok, damat gibi oldum. Yapma ya. Hmm. Rol çalacağız ha. Timur kapıdan sokmaz vallahi bizi. Dağıtayım mı saçı başı? Yok yok, çok güzel, bozma. Sen de öyle. Deniz! Hadi oğlum ya! 40 saattir süslenemedi ha. Sanki sen süslenebildin. Rahat bırak çocuğu. Özeniyor işte o da. Yetişiriz değil mi? Çörek gideriz. Vay 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 vay. Oğluma bak ya, yakışıklı görsün düğün. Of, vallahi geçme baba ya. Ya doğru söylüyor. Kızlar gözünü alamayacak senden. Şşş, kıskanırım ama ha. Hayat mı hazırsak çıkalım. Hadi. Hadi bakalım. Hayır, ben de yanına saat kaybolmam lazım. Sonra olursa idare et, tamam mı? Abi ben halletseydim. Yok yok, ben hallederim. Yarım saat sonra geleceğim. Peki abi. Haydi kızım gel. Gel de ellerimizi yıkayalım. Dondurma yemedik. Kızım ayıp. Yokmuş işte. Gel haydi. Başka tatlı yeriz. Gel bakalım neler varmış diye. Ama söz vermiştin. Kızım lütfen. Doğru. Yasmin haklı. Söz vermiştim. Ben hemen alıp geleyim. Sinan hiç gerek yok lütfen. Sinancığım birini yollayalım. Yok ben gidip alıp gelirim. Hem çok yedim, eritirim biraz. Sana çok zahmet olacak. Ben çok mahcubum Sinan. Burada mahcup olmak yok. Rahat olmak var. Değil mi anne? Hı-hı. Evet. Başka bir şey isteyen var mı? Tamam ben hemen alıp geliyorum. Kızım ah. Haydi yürü Esma, canın sıkın senin. Yok canım. Ne olacak ki? Bir şey yok. Kızım mutlu nihayet. Ben de çok mutluyum. İnşallah. Hiç öyle görünmüyor ama. Anladım ben, anladım. Ay, neyi anladın yani? Yok bir şey. Gerginsin sen, gergin. Çünkü bu adam gözünü üstünden ayırmıyorsun. Bildin mi? Yalnız. Hadi sen geç şöyle. Geç. Esma Hanım. Ne dedim ben sana? Hı? Hadi rahat edelim beraber. Düşündün mü teklifimi? Yalnız. Benim misafirlerim geliyor. Geç şöyle. Canım.
Gelin burada da. Damat yok ortada. Nasıl yok ya? Orada millete talimat veriyordu. Oralarda bir yerdedir. Doğru düzgün bak. Yok kızım, vallahi baktık yukarıda. Bir şey diyeceğim. Bence seninki başına gelecekleri anlayıp kaçmış olmasın? Çok komiksin Narin. Ay çok komiksin Narin. Senin ne işin var burada? Erdal Tümür Bey'i gördün mü? Nerede? Ha, çıktı baba. Ne? Nasıl çıktı? Bilmiyorum. Hemen geliyorum dedi. Çıktı sonra. Allah Allah. Ne oldu Turan? Tümür Bey'i gördün mü? Doldurmacıyı mı bulamadı acaba? Bilmem. Niye gelmedi? Şimdi gelir. Çok uzakta değil dondurmacı ama herhalde bir yerlere takıldı. Canım hemen geliyorum, hemen. Tamam da nereye kayboldun? Bir yere kaybolmadım aşkım. Halletmem gereken bir şey vardı, onu hallettim. Hemen geliyorum. Tamam hadi çabuk ol. Herkes bizi bekliyor. Tamam, geliyorum şimdi. Geliyor. Timur Bey neredesin? Merak ettik. Geldim Turan abi, geldim. İyi, o zaman... Ben bir Mine'ye bakayım abi. Hmm.
Ben şu sokağa bir bakayım geleyim. Böyle bekle bekle duramayacağım yerimde. İster misiniz geleyim ben de? Yok yok. Dondurmacı şurada hemen zaten. Ay nereye takıldı bilmiyorum ki. Ben gideyim bir bakayım. Tamam biz buradayız. Tamam. Öyle elimizde bastonlar ilk yerleyene kadar bırakmayacağım seni. Tek bir yıldıza bakarak, onun da beni görmesini bekleyerek geçirdim. Geçin. Hoş geldiniz. Sevgili misafirler, sizler de hoş geldiniz. Bu iki genç çiftimiz bize müracaat etti evlenmek için. Biz de onların nikahını kıyacağız bu gece. Sayın Mine Şenoğlu. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu Timur Gürhan'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederiz. Sayın Timur Gürhan, Mine Hanım'a söylediklerimi size de söylüyorum. Siz de onu sevip kollayacak mısınız efendim? Ben de oynayacağım. Ah oğlum. Aslan oğlum, gel sen de gel. Oğlunuz mu? Evet, oğlunuz. Allah bağışlasın. Sağ olun. Merhaba. Evet, Sayın Timur Gürhan, evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Anne.
çocuk, sıcak, sade ama biraz kuşkulu. Bir çocuk sevdim uzaklar.